Evet, 17. soru ile karşınızdayız. Ne diyorsunuz doğru yanıt için? Evet Seda, evet Gülçin. Bay A arazi kiralamış 2018 yılı için, 2017 yılında kirayı da peşin almış. Tahsil edilen irat hangi yılın hasılatı kabul edilecektir diyor. Evet sevgili arkadaşlar, yanıtlarınız. Diğerleri nerede acaba? Biraz önce konuşmuştuk sanki, değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, ben söylemiştim hocam. Değil mi? Konuşmuştuk. Peşin alınan bu kiralar için hangi yılın hasılatı kabul edeceği konusunda konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Efendim şöyle demiştik biz, hatırlayalım. Peşin olarak tahsil edilen kira geliri hangi yılın hasılatı kabul edilir? Eğer hocam hiçbir şey belirtilmiyorsa tahsil edildiği yılın hasılatıdır deriz. Değil mi? Yani 2017 yılında peşin olarak alınan kira geliri aslında 2017 yılının hasılatıdır. Eğer 2017 yılında geçmiş döneme ilişkin bir hasılat söz konusuysa, bunu peşin olarak almışsak yine tahsil edildiği yılın hasılatı kabul edilir deriz. O da 2017 yılındır. Ama gelecek yıllara ilişkin peşin olarak alınan kira gelir için demiştik ki ilgili yılın hasılatı kabul edilir. Öyleyse 2018 yılı kirası için ödendiyse bu para 2018 yılının hasılatıdır. Gelecek aylara ya da gelecek yıllara ilişkin gelirler kısmına da bunun muhasebe kaydını alırsın dedik. Gayrimenkul sermaye iradında ana vergilendirme usulü tahsil idi. O yüzden bu ayrımı burada yaptık arkadaşlar. Peki, güzel. 18. soru. Farklı yanıtlar geliyor. Seda bu yanıtı bunun için mi verdi sen? Hocam ben onu yanlış okumuşum tamamen. Ben başka bir şey hani gümrüğü görünce kafam komple gitmiş. Devamını okumamışım. Şimdi fark ettim. Hatta ben bunu nasıl cevap verdim dedim. Aferin, okuma, tamam mı? Sınavda da böyle yap. Aynen yapayım göreyim. Okuma yani. Zaten vakit çok az, yetmiyor. Evet. Katma değer vergisi kanunu 39. maddeye göre vergilendirme dönemi faaliyet gösteren takvim yılının 3'er aylık dönemidir arkadaşlar. Yani vergilendirme dönemi katma değer vergisi kanununa göre aslında ne kadarmış? 3 aymış. Fakat bu dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı nasıl olarak uygulayabiliyor demiştik? Aylık olarak Aylık. uygulayabilir. Bunun dışında bazı durumlarda vergilendirme dönemi değişebilir dedik. Katma değer vergisi kanununa göre örneğin götürü usulde vergilendirilen mükellef varsa takvim yıldır. Eğer burada vergi kesintisi yapmakta sorumlu tutulanlar varsa aylıktır. Aylık. İthalatta ise arkadaşlar
Nasıldı ya? İthalatta girip çıktığı anda hocam işte ben değil onunla mi? karıştırdım. Transit Şıkları şey yapmışım. Türkiye ile yabancı ülke arasında taşımacılık işlemlerine demiştik hatta. Gümrük bölgesine girdiği veya bölgesinden çıktığı andır demiştik, değil mi? Peki Fatma değer vergisi. Fatma değer vergisi. Hocam ya. Peki bir şey diyeceğim. Gümrük Bakanlığı 3 aylık vergilendirme dönemini aylık olarak belirleyebilir mi? Belirleyebilir. Hocam Gümrük Bakanlığı'nın burada ne işi var? İthalden alınan KDV, ithalden alınan ÖTV, değil mi? Gümrük vergisi kanununa göre, değil mi, düzenleniyordu. Oradan da hatırlayınız, Fatma değer vergisi. Doğru yanıt neymiş? Yani yanlış olan neymiş bu durumda? Evet. İthalatta takvim yılı değilmiş. Değil mi? Evet. 19. Veraset ve intikal vergisi. Aferin Emel. Aferin Merve. Aferin Burçin. Aferin Seda. Aferin Gülçin. Fatma. Herkese aferin. Evet. Veraset ve intikal vergisinde taksit ödemeleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Nasıldı bu veraset ve intikal vergisinde ya? 3 yıl 6 taksit miydi? Fatma değer vergisi. Evet hocam. Değil 3 yılda her yıl 2 taksit olmak üzere toplam 6 mi? taksit. Toplam 6 taksit. Peki hangi şeylerde yapılıyordu bu? Mayıs ve Kasım'da. Mayıs ve Kasım. Peki veraset ve intikam vergisine ilk tarihat ne zaman yapılıyordu? Beyanname verildikten sonraki 15 gün içerisinde. Aferin Meme. Tamam. İlk tarihat 15 gündü. Peki veraset ve intikam vergisi beyannamesini devam ediyorum. Verilen 15 günlük ek süre içerisinde İlk 15 İkinci günlük ve derece genel ikinci. usulsüzlük ilk 15. Birinci derece genel usulsüzlük de İkinci ikinci 15. 15. Aferin. Müsamaha. Müsamaha süresi değil mi? Bir de bu. Evet. İyi, siz olmuşsunuz. Siz Aynen hocam. olmuşsunuz. Böyle deyince ne Sigorta oluyor kapı sonra? ilişki. Burada bir soru Kalan falan 11 geliyor. soru patlıyor hocam. Ne olacak yani? Satın alan arazinin 5 yıl içerisinde parsellenerek satılmasın demiş. Yukarıda sayılan gelen hangisi ticari kazanç değildir diyor arkadaşlar. Hocam sen de ya. Biraz önce anlattın bize. Zirai faaliyette uğraşan adi şirket ortaklarının kazancı zirai kazançtı hocam. Sen dedin değil mi? Öyleyse nefes al. Doğru yanıt D seçeneği. Aynen. Evet. Bu. Sizin çok altınıza bir soru olmuş. Ha? Evet. Emel'in sorusu. Bir de bu soruyu ben galiba geçen sene böyle çözmüştüm sınavdan önce. Bir önceki sene miydi? Ne zaman çıkmıştı bu ya? Bu Yok. 2021'de bu kolay olan da Evet. çıktı galiba Bu hocam. Ben çıktı. öyle hatırlıyorum. Evet, 2021'de çıktı. Sınav öncesi de çözmüştüm ya. Yani. Bir de GUY'da çıktı ondan önceki GUY'da da. Evet, orada çıktı diye hatırlıyorum ben. Çünkü tüketim taşımacılık kooperatifi ile ilgili bir cevap vardı. Yani şıklarda. Kurumlar vergisi mükellefiyeti olarak sormuşlardı orada. Evet. Kurumlar vergisinde kooperatifler ana sözleşmesinde bazı şartları sağlıyorlarsa kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Arkadaşlar, kurumlar vergisi kanunu madde 1 kooperatifleri kurumlar vergisi mükellefi kabul etmekle beraber eğer bazı şartları sağlıyorlarsa ana sözleşmesinde yer alıyorsa bunlar biz kurumlar vergisinden muaf tutarız diyorlar. Yalnız bu şartlar neler? Bir,
Yönetim kurulu başkan üyelerine kar payı verilmeyecek, menkul sermaye irade elde etmeyecekler. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmayacak. Yedek akçeler dağıtılmayacak. Yalnızca ortaklarla iş görülecek. Ve demiştik ki tüketim ve taşımacı kooperatifleri hariç. Yani tüketim ve taşımacı kooperatifleri her şartta ne vergisi mükellef olacak demektir. Evet, muaf değil onlar. Evet Emel, senin de galiba istediğin şey buydu. Evet hocam, siz de orada cevap vermediniz, soru varmış çünkü. Evet, işte bundan. Böyle. Çok paniklememek lazım değil mi? Peki hocam, 22. soru. Fatma, emin misin? Geldiğini takip eden diyor ya. Ha. Tamam, bir tekrar bakayım. Heyecanlanıyorsunuz ya böyle. Emel, tamam. Tamam Emel'cim, doğru. Emel şu an chat ekranını doldurduğu için siz göremiyorsunuz. Hocam ama gözünüzden kaçıyor bu sefer de. Ha, aferin Fatma. Katma değer vergisi beyannamesi eğer posta yoluyla gönderilmişse arkadaşlar, beyanname ne zaman, vergi ne zaman tahil edilir? Hocam posta ile gönderilmesine vergiyi tahil edecek vergi dairesine geldiği tarihi takip eden 7 gün içerisinde bu vergi tahil edilecektir değil mi? Öyle miydi? Evet hocam. Peki bu gelir vergisi olsaydı ne olacaktı? Onda da 7 hocam. O da 7. Evet hocam, 7 gün. Peki bu kurumlar vergisi olsaydı ne olacaktı? 3 gün. 3 gün. Aferin be. Aferin be. Allah'ım nasıl heyecanlandım. Bak ya, benim öğrencim ya. Gayiplik halinde virasetli intikam beyannamesi gayiplik kararının ölüm sicilinin işlenmesini takip eden. Evet evet doğru. Hepiniz doğru yapıyorsunuz. Bir ay idi. Peki bu veraset ve intikam vergisi beyannamesinin verilme süresi veraset bağıyla değişiyor muydu arkadaşlar? Yani şöyle demiş miydik? Ölüm Türkiye'de. Mirasçı Türkiye'de ise, değil mi? Kaç aydı? 4 ay. 4 ay. Peki ölüm Türkiye'de, mirasçı yabancı bir ülkede. 6 ay. Peki ölüm yabancı bir ülkede, mirasçı Türkiye'de. O da 6. 8 ay. O da 6 ay. Aa evet 6 ay. Birini illa yakalayacağım biliyorum. İkisi farklı yerdeyse. Evet, evet ikisi farklı yabancı. Yabancı. Türkiye dışında yabancı ülkeyse. Evet. 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 8. Yani ölüm yabancı. Mirasçıda. Evet. Mirasçıda yabancı. Diğeri de yabancı. Bu durumda 8 ay idi. Peki bir şey diyeceğim. Siz veraset ve intikal vergisinin bu durumda hem şahsilik hem de mülkilik. Evet. Vergi olduğunu net bir şekilde görüyor musunuz? Evet hocam. Hemen. Evet. Ve kendi kendine doğrulamış olduk. 24. Motor taşıtlar vergisi birinci sayılı tarifede yer alan vergileme ölçütlerinden biri değildir diyor soru. Bence tam bu sorusu ya. Değil mi? Evet hocam. Allah tam bu sorusu olmaya aday. Nerede daha çözmüştünüz sanki ya. Buna benzer bir soru çözdük ya da bu GUY kampında çözdük herhalde. Çözdük. Evet. Çözdük. Şu an hatırlayamıyorum. Birinci sayılı tarifede vergileme ölçütü için demiştik ki biz... Efendim burada silindir hacmi vardır. Tamam mı? CC. Evet. Burada ne vardır? Aracın yaşı vardı değil mi? Bir de
En son yapılan değişiklikle beraber bu spesifik olan kısma neyi eklemiştik biz? Kasko değerini. Yani nasıl oldu? Almadaranda oldu. Ya motorlu taşıtlar vergisi şu an benzin sayı tarif açısından düşündüğünüzde advo spesifik midir arkadaşlar? Yani MTV bir spesifik matratlı vergi değilmiş, değil mi? Evet. Hani yıllarca böyle bildik. Hatta ÖSYM kalkıp bundan yine soru yaptı, değiştirdiği yıl bir de. Ah ÖSYM, ah ÖSYM. Peki bir şey diyeceğim ben. Başka hem adım hem spesifik matratlı vergi falan hatırlıyorsunuz mu? MTV, damga. Damga vergisi. Evet. Başka? ÖTV herhalde bir de. ÖTV. Evet. Özel iletişim. Başka? Eğlence falan da öyle oluyor mu? Gümrük vergisi. Ha, gümrük. Peki başka? Resim olur mu? Harç olur mu? Peki emlak vergisi olur mu? O değer üstünden alınmaz mı hocam? Yani? Olmaz. Advalerem. Değil mi? Öyle miydi? Ya değeri hani maliyet bedeli, vergi değeri üzerinden ödüyor. Hocam yani son zamanlarda sanki siz dediniz metrekare eklendi gibi bir şey de şu an tam yok, emin değilim. Zaten metrekare var. O zaman o ilan ve reklamdadır. Evet. Aynen. Tamam. Sevgili arkadaşlar, metrekareye göre değil. Metrekarenin değerine göre. Değil mi? Şimdi metrekare değeri diyorsak bunun ne olduğu net diye düşünüyorum. Evet evet yine adrolarım oluyor. Peki bir şey diyeceğim ya. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergi diye bir şey mi vardı ya? Evet hocam. Evet. Kimdi o vergiler? Eğlence vergisi, damga vergisi. Şans oyunları vergisi. Evet. Şans oyunları vergisi yok hocam. Yok mu? Yok hocam. Eğlence vergisi, damga vergisi, değerli kağıtlar vergisi. Bir tane daha vardı, 4 tane. Hangisi vardı? Emlak değil miydi? Ne? Emlak vergisi değil miydi? Bir saniye, değerli taşıtlar, damga. Değerli taşıtlardan çıktı ya, öyle bir vergi. Değerli taşıtlar diyorum hocam, değerli ya. Eğlence vergisi hocam. Damga vergisi. Değerli kağıtlar vergisi. 4 tane ama bir sonuncusu gelmiyor. Başka? Hadi arkadaşlar 4.'yü bulalım beraber. Harçlar mı hocam? Tam başka harçlar. Bir şey. Evet evet harçlar hocam. Peki bir şey. Eğlence, damga, harç. O, öbürü neydi? Değerli kağıtlar. 3 tane değil miydi? 4 damga tane. Vergisi, eğlence vergisi, damga vergisi, eğlence vergisi. Başka ne vardı? Değerli kağıtlar vardı. Güzel. Bu yeter. Ben şimdi şunu arıyorum. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde dava ne zaman açılıyordu ya? Yani dava açma süresini nereden hesaplıyorduk biz? İşte tahsil edildiğinden itibaren değil mi? Tahsil edildiğinden. Beyannameyle alakası yoktu bunun. Bir de bir zaman... Evet. Tahsil edildiğinde tahakkuk etmiş oluyordu. Değil mi? Birden aklıma geliverdi. Bilmiyorum ki, belli olmaz. Belki de karşına gelir. Ha, doğru yanıtı vereyim de burada. Doğru yanıt oturma yeriydi. Oturma yeri yok burada. Peki oturma yeri nerede var? İkinci sayı listede var mı oturma yeri? Var mı? Hocam minibüsün falan minibüs olduğu ikinci sayıda değil falan. Mi? O yüzden evet, ikinci sayı. Var. Evet ikinci sayıldı o yüzden. Haydi bakalım. Burada bir şey değil. 10 soru yazmışsınız. Hocam biraz zaman verin de güzel güzel bir okuyalım ya. Okuyun bakalım. Aferin Gülçin. Aferin Seda.
Önceden çözdünüz mü? Ne yaptınız? Derste çözdünüz bunu herhalde. Derste mi çözdüm? Tabii. Buna benzer bir soru çözdük hocam. Yani ben hatırlıyorum. Allah Allah. Hayır, şey, vergi dersinde çözdü. Burada değil. Hı? Ben nereden hatırlıyorum acaba? Uygulamayı çözmedik de. Uygulamalı çözmedik de bu oranlarıyla ilgili soru çözdük kampta. Hı-hı. Aynen. Muhtemelen oradandır. Evet ya, arkadaşlarımızın yanıtını bekliyorum. Aferin Melek. Kanun yolundan vazgeçme arkadaştan 7194 sayılı işte kanunla karşımıza gelen yeni bir müessese idi. Aynı zamanda vergi borcu ve cezasını kısmen sona erdirirdi. Ben bunu anlatırken bilerek dava yolundan sonra anlatıyorum dedim ve en son böyle anlatmıştım. Eğer vergi dersine gelen olduysa içerisinde görmüştür muhtemelen. Kanun yolundan vazgeçme dediğimizde öncelikle aklımıza ne gelmeli? Bu düzenleme istinaf ve temyiz aşamasındaki vergi davaları için vardı, doğru mu? Peki hangi kararlar burada karşınıza gelecekti? Efendim burada biz hangi kararlar için bahsetmiştik? Vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda vergi mahkemesince istinaf yolu açık kararlarla bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlardı. Peki bir şey diyeceğim. Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar var mıydı burada? Verilmemiş olması gerekiyordu hocam. Bu değildi. Peki hocam, güzel. Burada bir de efendim indirim oranlarımız vardı. Tabii kanun yolundan vazgeçme müessesinden yararlanmak için şartları yerine getirdiğimizde. Neydi hocam bu indirim oranları? Mahkeme kararı mükellefin lehine ise vergi %60'ını ödeyerek davayı sonuçlandırıyorduk. Yani cezalar tamamen ne oluyor demekti? Ortadan kalkıyor. Evet. Peki mahkeme kararı mükellefin aleyhine ise ne oluyordu? Verginin tamamı ve vergi ziyan cezasını %75'ini ödeyerek davayı sona erdiriyorduk. Doğru mu? Evet. Şimdi buna göre baktığımızda efendim bu X mükellefine aleyhe olmuş. Dava sonucunda demişler ki sen bunu aslında senin aleyhine biz karar veriyoruz demişler. Doğru mu? Peki aleyhine olunca ne demiştik biraz önce? Borcun tamamı. Cezanın %75'ini öderse %25'lik kısmı cezanın indirilecek ve dava sona erecektir. Doğru yanıt D seçeneği mi arkadaşlar? Peki lehine olsaydı ne olacaktı? Bu durumda ne demiştik? %60'ını ödeyecek. Yani %60'ını öderse cezanın tamamı gider. Geri kalan %40 vergi borcu da sona erer dedik ve dava sonuçlanır. Doğru mudur? Evet. Böyle sorular çıkar diye düşünüyorum ben bu ara. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ne dersiniz? İnşallah böyle olabilir çıkar hocam, yaparız. Bunlar da çözülür yani. Sıkıntı yok. Ya işte bu artık ezberlemenin ötesine geçmek demek. Muhakeme sorusu. Ben severim bu tip soruları. Yani böyle sorular olsun birazdan. Umarım kurum kolaya kaçmaz. İnşallah ya. Ya sınav, şu Duy biraz bizi gerdi galiba değil mi bu konuda? Hocam Duy yani cidden hani kolay yapmıştı. Şimdi Guido onun gibi olursa bir de yüksek kapatırsa hani iyi bir puan alıp da mesela 85'te girememiştim ben. O kolay şeyle insana koyuyor yani 85'te girememek. Evet yani zor. Şimdi 88'de kazanamayan da olmuştu. Şeyma'ydı değil mi? Doğrudur hocam.
Dijital hizmetler vergisinin konusuna ne giriyordu? Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti vardı değil mi? Doğru. Evet. Peki müzik videolarının dijital ortamda satışı olur mu? Olur. Olur. Yani bilgisayar programlarının satışı olur mu? Olur. Olur. Video oyunları, oyun içi uygulamalar olur mu? Olur. Güzel. Peki kablolu kablosuz mobil internet servisi sağlayıcı hizmeti. Bir dakika ya, bu başka bir yerdeydi. İletişimde. Evet. Özel iletişim. Özel iletişim var güzel. Peki bir şey diyeceğim. Dijital hizmetler vergisinin oranı kaçtı? 7,5. 2 katına kadar. Beyanı ne zaman veriyordun? Aylıktı. 16'sı mı? Evet. 20'si mi? Öyle bir şeydi galiba. İzleyenin öyle bir şeydi. Hocam 15'i mi 20'si mi ya? 20 gidi mi hocam? 20 hocam değil mi? 20. İkisinin tamam. Tam ortası olsun. Başka bir şey diyeceğim. Cumhurbaşkanı bu oranı ne yapabiliyordu? 2 katına kadar arttırıp 1 katına kadar indirebiliyordu. %1'e kadar mı düşüremiyor muydu? %1'e kadar düşürebiliyordu. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar, beyanname ne zaman veriliyordu? Bir daha soruyorum. Hocam, izleyen ayın 20. günü akşamına kadar. Çünkü vergilendirme dönemi aylıktı değil mi? Aylık. Güzel, harikasınız. Peki bir şey diyeceğim. Konaklama vergisinin oranı kaçtı? %2,5 muydu hocam? %2 diye hatırlıyorum. %2. %2. Peki Cumhurbaşkanı bu oranı 1 katına kadar arttırıp yarısına kadar indiriyor muydu? Evet. Evet. Peki konaklama vergisi ne zaman beyan ediliyordu? İzleyen ayın 20. günü mü? 20. günü mü? Takip eden. Aferin hocam, Burçin. Hocam takip eden ayın Şubat'ın 20. günü mü? Aferin Burçin. Aferin Burçin. Takip eden ayın 26. günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine ne oluyordu? Beyan ediliyordu. Peki vergi ne zaman ödeniyordu? O en sonuna kadar ödenir. Hayır, beyanname verme süresi içerisinde. Beyanname süresini bir daha söyler misiniz hocam? Tabii takip ki. Takip eden. Takip eden ayın 26. günü akşam. Hocam bu benim Şubat 20 dediğim değerli konutlar mı? Tam olarak şimdi onun hakkında konuşmak istiyorum. Değerli konutlar vergisinin oranı kaç ki? 3-6-10. Kaç 3-6? Binde. Binde. Artan oranlı vergi. Artan oranlı yani, güzel. Peki bu değerli konutlar vergisinin mükellefi kim? Değerli hocam, mümkün sahipleri yoksa mükellefi gibi davranmalar. Bir dakika durun ya. Kakofoni olmasın. Tamam arkadaş, konuşun. Yani kakofoni yapmayalım. Mesken nitelikli taşınmazın maliki olur mu? Yanıt ver. Olur. Güzel. Peki intifa hakkı sahibi olur mu? Olur. Evet. Bunların ikisi de yok. Malik gibi tasarruf eden. Tasarruf eden. Evet. Peki paylı mülkiyet olur değil mi? Olur. El birliği. Olur. Evet. Peki el birliği? Olur. O da olur. Olur. Peki paylı mülkiyet halinde hisseleri oranında mı sorumlu oluyor mükellefler? Evet. Evet. El birliği varsa nasıl oluyordu? Müteselsilen. Allah'ım, ne güzel sorular yazılır burada. Peki bu değerli konutlar vergisi iş yerleri için uygulanır mıydı? Hayır hocam. Hayır. Sadece mesken nitelikli. Sadece mesken nitelikteki taşınmaz için uygulanıyor. Peki bu vergi ne zaman beyan ediliyordu? İzleyen yılın Şubat ayının 20. günü akşamına kadar. Peki vergi ne zaman ödeniyordu? Şubat, Ağustos. Evet, iki taksitte. İki taksitte. Şubat ve Ağustos ayı içerisinde. Bu yeni vergilerden sonra çıkabilir diye böyle bir toparlama yaptım ana hatlarıyla arkadaşlar. Çok iyi oldu hocam. Evet, burada galiba doğru yanıtımız E seçeneğiydi. Yanlış olan değil mi?
Kablolu kablosuz mobil hizmet sağlayıcıları diyeceğiz burada. Eksik var değil mi? 26. Vergiden muaf hesapla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Çok kolay tabii senin için. Fatura düzenlemez. Niye düzenlesin? Defter tutmazlar. Tevkifat yapmıyorlar. Ama belge saklıyorlar. Ayrıca gidip hesap altı belgesi almaları da zorunlu. 27 artık hatırlatma için sorulmuş. Tekrara düşen bir sorudur. Evet. Geçici vergi dönemi 7338 sayılı kanunla beraber 4 dönemden kaça düştü? 3 dönemden düştü. Tamam. Hocam bunda şey oldu değil mi? Bu son dönem 6 ay oldu. Aa, yok şöyle. Nasıl altı yani dönemler nasıl oldu? 3 dönem artık. Son 3 dönem yok. Yani şöyle yapıyorduk ya bak. Ocak. Ha, normal tamam. Sonuncu dönemi kaldırdık. Aynen. Mart. Nisan diyorsun. Değil mi? Mayıs diyorsun. Haziran diyorsun. Sonra ne diyorsun? Temmuz. Ağustos. Eylül. Doğru mu? Sonra ne vardı? Ekim. Kasım. Aralık. Artık mı yok? Tamam anladım hocam. Bu arada bilginiz olsun, geçici verginin aslında vergilendirme dönemi kanunda 6 aydır arkadaşlar. Ha, uygulamada mı böyle? Hmm. 28. Bakın bıyıkları ne yapıyor? Bıyıklar böyle oluyorsa basit süre çalışanlara katma değer vergisi mükellefi değildir. Evet. Aferin Fatma be. Aferin. ...2021 yılı itibariyle, değil mi? Değişiklik oldu. Artık basit usulde çalışanlar gelir vergisinden istisna. Evet, E'yi de sildik. E'yi de yok. Geçici vergi beyannamesi vermezler. Stopaj da yapılmıyordu kendilerine, doğru mu? Evet. Kaldı iki seçenek. Gider pusulasını zaten bunlar düzenlemiyor. Bundan şey yapanlar düzenliyor. Peki gider pusulasını düzenleyecek olanlar arasında basit üste çalışanlar var desem? Var hocam. Evet var. Yani düzenlerler değil mi? Şimdi buraya... Yine aferin demediniz hocam ya. Artık aşk olsun gerçekten. Görmedim ki Emel. Bakayım. Vallahi Emel aferin. Yıldız da aferin. Neyse hocam sağ olun. Vergi levhası bulundurmak zorunda değiller artık arkadaşlar. Daha hocam şimdi böyle... B mi C mi doğru cevap? C'yi bir kare içine aldınız ya. Ya hocam ben B'yi yaptım ama C'de de kafam karıştı açıkçası. İkisi arasında dinlerseniz çok beni, dinlerseniz beni anlayacaksınız. Panik canlar. Sakin. Gider pusulası düzenlerler. Bu yüzden B seçeneği yanlıştır. 7338 sayılı kanunla beraber artık basit üste çalışanların vergi levhası bulundurma zorunlulukları yok arkadaşlar.
Anlaştık mı? Anlaştık. İnanmıyor musun? Yok, inanıyoruz hocam. Niye inanmayalım? Kanunu bulayım şurada. Yok hocam, yok. Devam edelim. Daha önce çünkü böyle bir soru çözdük sizinle ve ben bu soruda oynama yaptım. Düzeltme yapıyorum. Şimdi siz onun şokunu yaşıyorsunuz. Daha önce vergi lafası bulundururlar diye biz sizinle çalıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Anladım. Çocuklar mali tokatlama oldu. Hocam ya Allah. Öyle oldu. Maşallah hocam, inşallah hocam. Mali tokatlama. Çok güzel değil mi? Vallahi çok iyi. Onları nasıl yapıyorsunuz hocam? Ben yapmıyorum ya. Onu yapan sevgili arkadaşlarım var. Fatma yapıyor ki. Sor Fatma'ya. Ya şu an hiç vaktim yok ya ama çok fazla fotoğraf var gerçekten. Ama atandığım ilk gün bunlarla uğraştım, emin olabilirsiniz. Aşağıdaki ambalajlarından hangisine ihtiyati takip uygulanmaz diyor. Bunu da ders sırasında ne güzel soru olur demiştik değil mi Fatma? Evet hocam. Ben söylediydim sanki bunu. Dur bakıyorum şimdi. Hocam bunu not almışsın diye göndermiştin. Evet. Aha, aynen. Not aferin aldım. Gülçin. Yaz bunu güzel söz diyor yani burada. Aynen öyle oluyor. Yo bir dakika, Gülçin olmadı ya. Olmadı. Seda aferin sana. Melek olmadı maalesef. Çok düşündüm hocam. Sonra bir şey söylemiştiniz. O aklıma geldi. Öyle yaptım. Fatma, bana bu soruyu hatırlatıp da bunu yanlış yapabilmek sadece hocam, Fatma... Ama listede o kadar çok şey var ki. Fatma yani, değer, evet. Fatma değer kişisine aittir. Hocam ya. Sevgili arkadaşlar, ihtiyati tahakkuk, il özel idaresi, belediyeye ait vergi, kesim ve harçlar için uygulanamaz. Öyleyse burada emlak vergisi belediyeye ait bir vergi midir? Evet. İnanın aklıma geldi ama yanlış dersiniz diye korktum. Ben anlamam öyle. Hocam şey ya. Vazgeçtim. Ben notu şey yazdıydım ya hani uygulanacağı, ihtiyati tahakkukun uygulanacağı. Direkt oradan geldi aklıma. Dedim o piti piti. O piti piti alsana karamela sepeti. Neyse ben şans oyunları dedim. Şansımı denedim. Olmadı. Üç evetle uğurluyoruz Fatma'yı. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. 213 sayılı vergi usul kanuna göre inceleme için aşağıdaki hangisi söylenemez? Aferin Gülçin. Aferin Seda. Fatma bu sanki diye yazdın. Ha, bir önceki soru galiba değil mi? Evet hocam, o bir önceki. Şimdi yazdım. Yanlış olan B seçeneği. Merve. Hocam soruyu tam haline getirebilir misiniz acaba? Ah. Sağ olun. Yok, olmadı Fatma. Tamam o zaman şu. Bak bana öyle şudur budur diye böyle deneyip durma. Vergi incelemesi VUK 139. madde diyor bana. Esas itibariyle inceleme elemanın dairesinde, yani vergi idaresinde yapılır diyor. A seçeneği doğrudur. İnceleme tabi olanın lüzumlu defter ve vesikaların daireye getirilmesi kendisinden yazılı olarak istenir. Bunun için 15 günlük süre verilir. Ama hakkında ihbar ya da bilgi ve bulgu bulunan kişi incelemeye alınması olağan incelemedir.
Hayır. Arama bu. Bu nasıl evet, incelemedir? Arama. Bu olağanüstü. Olağanüstü inceleme. Olağan olabilmesi için periyodik olarak bu vergi incelemesinin yapılıyor olması gerekir. Doğru mudur? Evet. Evet hocam. Defter tutma, saklama, ibraz etme, ihbar zaten değil mi? Mecburiyetli olanlar vergi incelemesine tabi tutulur ve vergi incelemesi tam zamanlaşımı süresi içerisinde yapılacaktır değil mi? Evet doğru. Evet. Evet. C seçeneği yanlış. Peki. Güzel bir ders daha geçirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Vallahi jet gibi geçti hocam. Çok efendim? Güzel. Çok hızlı geçti. Çok akıcıydı. Evet. Toplamda 1 saat 40 dakika sürmüş dersiniz hocam. Evet az sürmüş bir sefer. Dinleyin sevgili arkadaşlar. Vedalaşmıyorum. Çünkü cuma günü bir canlı yayın yaparız diye düşünüyorum. Vallahi süper oluyor canlı yayın. Buradan mı hocam? Yani buradan YouTube aracılığıyla canlı yayın yaparız. Siz buradan kaçın. Hocam kaydı kapatalım mı? Tabii ki kapattım. Tamam.